Tahsildaroğlu sunar. Şimdi Rodriguez de en etkili olabileceği maçta oynayacak. Mesela şimdi diyecekler ki Tolga Ciğerci solunda mı oynar? Kim oynasın kardeşim? Söyle bak. Ha, kim oynayacak? Kim oynayacak söyle. Söyle kim oynasın ya? Hadi. Kimle konuşuyorsun? Kameranın alır mısın? İzleyicilerimizle mi? Geri Rodriguez sakat. Moses da sakat. Kim oynayacak? Söyle bakayım. Çok bilenler. O zaman anket açalım abi bir tane. Olur mu abi? Şimdi. Abi o oynar mı? Anket bak, açalım bak, tamam. Bu oynar mı ya? Bu oynar mı ya? Acayip uyuz oluyorum. Sürekli negatif bir şey veriyor. Tamam oyna. Kim oynar abi? Kim oynar? Ahmet oynamaz, Mehmet oynar. Söyle abi, söyle abi. De ki bu oynar. Şu oynamaz, bu oynar. Bir yerden sonra şeye benziyor. Bu Ümit Özat sol bek oynatılır. Oynuyor bu, işte. Bu oynuyordu. Bir fikir. Bence Vedat Muriç oynamaz, Mevlüt oynar. Attım. Çünkü bu bir fikirdir. Bakarsın ulan olabilir filan dersin. Veya yok abi ben katılmıyorum dersin. Ama bu oynar mı? Ta oynar mı? Kim oynayacak peki? Hadi gel Rodriguez yok. Söyle abi kim oynayacak? Söyle ya. Yardımcı ol adama. Rıdvan. Yani öyle hızlı kanat oyuncusu Rıdvan yani, yani onu söylüyorum. Yani. Abi Lirar sol bekte olmuyor. Çok güzel. Ben de çok biliyorum güzel bunu. Ama takımda Roberto yani, Carlos vardı da mı oynatmıyor? Hakikaten Marcelo varken Lirar oynatan kınıyorum yani. Ulan böyle şey en azından bir değil mi şey Robertson falan olur. O zaman oynatmazsın. O yüzden teknik direktörleri oyuncu performanslarından bağımsız değerlendirmeyelim lütfen. Oyuncu performanslarından bağımsız değerlendirmeyelim. Ya zaten bu futbolun öznesi şudur. Teknik direktörle futbolcu malzemesi arasındaki bir karşılıklı etkileşimdir yani. Teknik direktörün futbolcuya bir oku çıkar, futbolcu direktöre başarı ya da başarısızlık buna göre gelir ya. Şey yoktur işte yani abi. Mesela işte 4-4-2 dünyanın en iyi sistemidir. 4 tane ve kenar oyuncunun da böyle sağ ayaklı mesela. Hangi 4-4-2 abi? Nasıl sen tamam etkili olabilirsin ki? Sol açın sağ ayaklı, sol bekin sağ ayaklı. Şimdi derler ki Ali Ece, Filip Lahm. Ulan Filip Lahm'ı söylemiyorum. O bir insan değil. İnsanlardan bahsediyorum. Bir tane, 3 tane falan var. Ha, ya, tamam ya. Zaten tarihte 3 tane adam var. Yani her iki ayağını o kadar iyi kullanan. Bir tanesi de öyle şeydi. Işte, Adriano'ydu. Özellikle Barcelona'daki döneminde yani. Her iki ayağını eşitleşiciliği iyi kullanan. Onlar insan değil ki ya. Onlar başka kategori. Manchester City kategorisi onlar. Anladın tabii, yani. Tabii. Normal insanlar bizim aramıza ulaşmıyor. Şimdi Fenerbahçe'de 3 tane nokta var derbi için. Eksikler meselesi. Bernardo Silva sol içi oynar mı baba? Mesela böyle tartışma taş var mı? Taş gibi oynar. Böyle tartışma var mı? Oynadı baba zaten. Guardiola oynattı. Sağ içi oynar mı diye tartışma oynadı, var mı? Oynadı. Taş gibi oynadı. Sağ ön oynadı. Bernardo Silva gibi adam var. Sol içi sağ içi oynatıyorsun. Ya sen bir gelsin. Sen bir Bernardo Silva gibi oyuncu. Fernandinho sopa oynar. Ha, tabii. Sen bir gel böyle senin gibi. Sen bir kere öncelikle ülke altyapılarında Bernardo Silva gibi oyuncu bir yetiştir de sonra bakalım nerede oynar oynamaz. Değil mi? Asıl derdimiz o olmalı. Şu bak bizde hep aynı şey. Ah çok teşekkür ediyorum Federer'le Nadal'a. Yıllardır anlatmak istediğimi atmış. Geçen de Cristiano Ronaldo ile Messi anlattı anlatmak istediğimi. Siz mesela böyle Ronaldo'yu çok sevenler Messi'yi gömmek için çöp diyorsunuz. Messi'yi çok sevenler Ronaldo'yu gömmek için. Adamlar birbirine hayran ikisi de. Aynı şey için Nadal'la şey öbür çocuk gibi neydi Djokovic gibi. Bak nasıl yani herifler birbirini çok seviyor zaten. Çünkü acayip çıta yükseliyor. Bizde tam tersi ya çıta düşük olduğu için biz daha kötüyüz siz daha kötüsünüz. O orada oynamaz. Bak güzel noktaya var. Şimdi mesela diyecekler ki yine Necip stoperde oynamaz. Bul hadi çözüm bul hadi. Hadi kardeşim. Bir arkadaş çok bak, güzel bir şey yazmış. Çok güzel sana katkı için söylüyorum. Söyle. Bir gün Sabah gazetesinde müdürüm. Bütün yazarları çağırdım dedim. Ulan bütün hepiniz şeye çağırıyorsunuz tabii lan demedim de. Dedim abi hepiniz dedim sallıyorsunuz teknik direktörleri. Bundan sonra maç yazılarında şöyle bir şey geliştiriyorum. Maçın kırılma anı diye bir şey kuracağım. Tamam mı? Tamam. İşte diyelim 74. dakikada. Sizi ışınladık. Ne yapardınız? Sizi o sırada ışınladık. X hocanın yerine. Hocaya sallıyorsun ya. Sen olsan ne yapardın bölümü ya? Kabul ettiremedim. Ha, sen bak, kabul tam şey Scotty yayın evi değil mi böyle? Tamam Scotty ışınlıyor yani mesela. Güzelmiş. O ben olsam hemen kabul ederdim. Yazarlarla yorumculara da bunu söyle. Ben olsaydım böyle yapardım. Bir fikrin olsun abi. O oynar mı? Tamam oynamaz. Kim oynayacak? Al bu lan. Kim oynayacak bu hafta stoper? Bugün bu maçta Başakşehir Beşiktaş maçında stoper kim? Hadi söyle. Söyle maç kardeş. Oynanmadığı için biz programı çekerken ne desek boş. Benim tahminim yani. Aklıma yatan şu. Mecbur anneciğim. Yok ki başka adam. Ne yapsın adam? Yanına da bence böyle Gökhan Gönül. Çünkü Gökhan Gönül'ün en azından bir stoper oynamışlığı var. Stoper oynamışlığı var. Bir takımda da böyle Gönül eksildiği zaman oynamışlığı var. Ha. Bir de böyle oyun tarzı olarak da daha yatkın. İkili mücadelelerde daha dikkatli bir isim. Atiba'yı zaten orta sahada ihtiyacım var Atiba'ya. Evet. Bir de sağ bek oyuncusunu bence bir stopere kaydırmak günümüz futbolunda daha faydalı olur. Ha bundan 20 sene önce
Zaten mesela 3 stoper oynanıyor ya. Zaten mesela dörtlüdeki Recep sağ bek, üçlü de zaten sağ abi stoper. Şimdi olay başka yere gidiyor. Abdullah Hoca da o yere gidiyor teorik olarak ama pratikte alacağı sonuç çok önemli olduğu için en az risksiz olan en son. Şimdi gelelim o tartışmaya. Maç oynanmadan ben şunu söylüyorum. Necip ne hata yaparsa yapsın ne, ya da işte maçın isterse stoperde en iyi oyuncusu olsun fark etmez. Sorgulanacak kişi Necip değil ya. Öncelikli olarak. Sorgulanacak kişiler altyapıdan niye abi Necip'ten daha iyisi çıkmadı bunca yıldır? Sen bunu sorgulayacaksın. Çok doğru. Çok doğru. Yani Bernardo Silva sağ iç oynar mı sol iç oynar mı? Sen bir çıkar altyapıdan. Çok bakarız soru sonra ya. Çok güzel bir soru. Şeyin efsane abi lafı var Liverpool'un hocası Bob Paisley'nin. Bill Shankly'den sonraki böyle göbekli. Sana benziyor böyle tip. Çok sevimli adam. Sakalı kessen Bob Paisley koyun yana. Hiç benzemiyor gördüğünüz gibi. Koyun ama mutlaka. Bob Paisley yanaş gençken diyor ki o süper golcü. Diyor ki niye sağa çekiyorsun sola çekiyorsun? Ya hocam en iyi açıyı en iyi opsiyonu arıyorum. Ya sen önce golünü at biz sonra maçtan sonra videodan bakar en iyi opsiyonu tartışırız ya diyor. İyi tamam diyor. Yanaş ondan sonra bir vurmaya başlıyor biliyorsun hep tekte. Tekte kafayla, tekte ayakla, tekte bilmem böyle soluyla tekte. Çok güzelmiş. Şimdi bak stoperde falan filan da önce sen oyuncuyu bir kere bir geliştir de ondan sonra eldekiler ya önce bir yetiştir sonra eldekilerden niye? Bu şeye benziyor abi. Bizim böyle arka bahçede niye böyle salatalık yetişmiyor? Ulan yetişmez çünkü zaten toprak yok. Anladın mı? Çok basit bir şey ya. Beşiktaş altyapısı. Orada altyapı yok ki. Fulya'ya apartmanlar dikildiğinden beri orada yaşlı teyzeler. Haklı kadın. Kadına demişler ki merkeze yakın 4+1. Kadın bütün yatırımını ona yatırmış. Teyze tabii pencereye çıkıp evladım biraz daha sessiz oynayın diyecek. Çünkü demişler ki en güzel Beşiktaş semti ağaçlar. Çocuklar da oraya altyapı diye geliyor. Abi 12-13 yıldır bir kere orada nasıl oyuncu yetişebilir ki yani o apartmanlar falan filan. Evet. Halı saha, vallahi halı saha olarak bile kalitesiz ya zemin. Yemin ediyorum çok üzülüyorum evet ama şeyler dönemi geçti artık. Senin artık Serpil Hamdi Tüzün'ün yok. O böyle çamur sahalarda, topraklarda Rıza Çalınbaylar. Öyle değil artık abi. Senin rakiplerin de o zaman öyleydi. Rakip, Avrupa'daki rakiplerin de çok farkı değildi ki o zaman. Onlar da öyle. Giggs anlatıyor. City altyapısının öyle bir altyapı yoktu. Park'ta oynuyorduk diyor. Sonradan United'a gidiyor Giggs. Önce City altyapısı. Par yoktu ki altyapı diyor. Mesela Chelsea'nin falan yok. Bu tip enteresan anekdotlara da bir tek Ali Hoca'dan öğrendim. Yok ya okuyup şey işte. Yani ne demek. Şimdi bilgi, o zaman bilgi hazinesi sen önce şey yapacaksın. Gerçekten. İşte o dönem nasıl. Samimiyetle söylüyorum. O dönem nasıl Serpil Hamdi Tüzün daha Beşiktaş'ta milli takımdan başlamadan gitmiş en iyisine işte Ajax'a. Bunlar nasıl böyle oyuncu yetiştiriyor? Nasıl yetiştiriyor ya? Ben bunların yanında bir staj yapacağım. Adamı böyle deli muamelesi yapmış. Hayatta Serpil Hamdi Tüzün'le ilgili duyduğum en güzel hikaye. Kağıda yazdırırmış kağıda. Kafasında yapmak istediklerini oyuncuların. O hikaye değil gerçek evet, ve... Hikaye dediğim bu yani. O defter bir süre bende durdu. Daha sonra sahiplerine geri verdim. Tabii Serpil Hoca teşekkür ediyorum. Yani dergide Sergen'e, yayınladık. Sergen'e demiş ki top sende, orta sahada sende. Bir ilk pası sen atacaksın ve ceza sahasında gol vuruşunu yapacaksın. Bana 10 tane ayrı pozisyon yaz demiş. 4-3-3 oynarken 4-4-2 oynarken. Bir de öyle detaylar var. Düşünme tembeli olmayın demiş bak. Siz de düşünme tembeli olmayın. Hoca gençlere açıklıyor. Gençlere benim kendi çocuklarıma da sizlere de tavsiyem bu. Düşünme tembeli olmayın. Ahmet oynar mı? Kim oynasın abi? Onu da düşün. Hoca Ahmet oynamaz. Açıklıyor. Mehmet oynar çünkü. Onu dinleyeyim abi. O zaman dinleyeyim onu. Buyur. Serpil Hamdi Tüzün'ünki son derece bilimsel bir yöntem. Daha önce birçok şey okuyor ve onun ismi böyle sibernetikmiş. Sibernetik demek öncelikle bir şeyi başarman düşünmek için ilk önce bir kafanın içinde yapman gerekir çok ki doğru, çok doğru. Teoride, pratikte yapma ihtimalini çoğalsın. Serpil Hamdi Tüzün'ün Sergen'e verdiği ödev de şu. Sergen Yalçın çok uzakta oturuyor Beşiktaş'ın tesislerine. Çok çok uzakta oturuyor ve 2-3 tane otobüse biniyor. Yani yollarda sıkılma, bunları düşün çiz. Gerçekten İzlanda'ya milli takımda attığı bir tane öyle frikik golü var çaprazdan. Sergen Yalçın onu 16 ya da 15,5 yaşındayken onu çizmiş. O sayfayı da biz 442 dergisinde Serpil Hamdi Tüzün bölümünde onu böyle yayınlamıştık. Çok teşekkür ediyorum bir kez daha buradan hocaya. Şahaneymiş ya. Ve genellikle böyle Sergen Yalçın'ın açıklamalarında da onu görüyoruz. Maç sonralarında falan. Şimdi Sergen Yalçın konsantre oldu mu? İşte kafada o işi yapmaya karar verdi mi? Yapabiliyor. Yeteneği birleştirebiliyor. Futbolculuğunun belli dönemlerinde o konsantrasyon olmadığı için. Sen en yetenekli oyuncuna konsantrasyon yüklemekle, onu yönetmekle mükellefsin. Onunla tartışıp kulüpten göndermekle değil. İşte onu Lucescu da iyi yaptı mesela. O yüzden verim aldı adam. Hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta. Evet. Sergen Yalçın'a sorsan çalıştığı en yetenekli değil ama en iyi teknik direktör kafadan Lucescu. Tabii. Şimdi genel olarak bu derbide de bence böyle işin henüz böyle teknik direktörler kısmı değil.
İşin oyuncu form grafikleri, yüklenmesi. Mesela derbide Galatasaray yense Levent Şahin mi yemiş olacak? He. Mesela ha. O zaman hadi ha, Fatih Hoca bırakınca Levent Şahin 10 yıllık anlaşma yap o zaman. He. Ne olacak o zaman? Hocam büyüksün valla, Fener'i yendin mi diyeceksin? Sonra bir şey söyleyeceğim böyle. Derbi kriter değildir. Galatasaray tarihinin en başarılı hocası kimdir? Fatih Terim. Peki Galatasaray derbiler tarihinde en farklı yenilgiyi Fenerbahçe'den kimin yönetiminde almıştır? Fatih Terim. O zaman demek ki sadece teknik direktörle alakalı olmuyor bir şey. Peki Fenerbahçe en farklı galibiyetini derbilerde hangi hoca yönetiminde kazanmıştır? Werner Laurent. Evet. İlk 20'ye koyar mısın Fenerbahçe'nin en iyi hocalar arasında? Koymam. En kötü 5'e koyar mısın? Ona da koymam. En kötü 10? Daha kötü, en kötü 10'a kim girmiş var? Daha kötü kim var Werner Laurent'a kötü hoca? Evet. Saysana bir ya. Biz neler çektik? Mesözi. Biz neler çektik? Evet, Mesözi. Aslında mı Doktor Van Gilo şeydi? Zeman kötü hocaydı, çok kötü hocaydı. Zeman tam bir böyle hayalperest mi böyle şey? 4-3 oynatacağım şöyle, böyle şey. Yani Spreko, Bolic, Sergen. İyi antrenördü. Çok fizik gücü yüklemişti takıma filan ama. O böyle santralar falan enteresan. Tabii, tabii enteresan. Biz. Uymuyor yani. Oyuncu malzemesiyle hocanın kafasındaki oyunla alakalı yok. Biz, evet. Abdullah Avcı acaba böyle Zeman'ın yaşadığı sıkıntıyı da mı yaşıyor? Abdullah Avcı bence hemen gerçekçiliğe dönmesi lazım. 4-2-3-1. Bir tek o değil yani, gerçekçi o yaşaması. Kadro gerçeği o yani. Bir tek Laiç var sende ofansif orta saha. Kadro gerçeği değil sadece. Kadro gerçeği de doğru. Yani sadece sistem değil, 4-2-3-1'e dönmek değil. Başka bir gerçeklikte yaşıyor şu an. Hemen dünyaya dönmesi O böyle lazım. Orta şey, savunma dörtlüsünden bir tanesini böyle sahte bek olarak orta sahaya gönderme, Caner'i falan. Onların hepsinden vazgeçmesi mi gerekiyor? Bir tek onu söylemiyorum yani ben. Ya burası Beşiktaş. Burada durumu iyi değil. Kadro zayıf. Başakşehir'den kötü takımız. Kadro olarak. Tırnak içinde söylüyorum. Benim son çalıştığım takımdan daha zayıf bir kadro var. Oyuncu yetenekleri toplamı olarak. Benim son çalıştığım takımdan daha zayıf bir kadro var. Daha efektif ve optimist bir efektif bir oyun planı. Oyun planıyla oynamam lazım. Gerekirse 1-0 oynamam lazım. Önce bir yemeyeyim abi mesela. Bir yöntemdir yani. Anlatabildim mi? Lucescu yaklaşımı. Eski yani, Lucescu. Bunu yapabilir mi bilmiyorum. Yapsın diye söylemiyorum. Ya demeli ki ya bu takımı ne yaparsan yap gol yer. O zaman 4 santrafor oynayayım. Belki hiç olmazsa atarım. Yani, belki de böyle bir şey yapmak gerekir. Bir tanesi yani, Samet Aybaba'nın yapmaya çalıştı. Öbürü de aslında bir Abdullah Avcı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye'yken yapmaya çalıştı. Yani çünkü bu takım yani normalde bir futbol 1-0 takımı, iyi futbol takımı ne demektir? Çok gol pozisyona giren, gol atabilen, mümkün olan olduğunca az pozisyon vermeye çalışan takımdır. Kesinlikle. Şimdi bu ikisini birden yapamıyor. İkisini de yapamıyor yani. O zaman manası yok pas yapmanın. Çünkü pasın bir puan getirisi yok. Evet. Yani o var. O zaman manası yok. Demek ki pası düşürelim, başka bir şey diyelim. Efendim savunma oynayalım, çoğu hücum oynayalım. Yani dikine oyunu, direkt oyun oynayalım, topu şişirelim. Yani ilkel ama işleyen bir sistem yapalım. Hani bir şey, bunun gerçekliğe dönmesi lazım. Peki bence. O zaman şimdilik burada noktalayalım. Perşembe günü size bir sürprizimiz derbi, var. Derbi yani bugünden konuşmayalım dedik. Evet. Neden? Biraz girdik. Ağızlara bir tutam bal çaldık diyelim. Bu perşembe ilk round ve son round bir araya geliyor. Bakalım kim nakavt olacak sonunda. Perşembe size özel derbi programı hazırlıyoruz. Sevgili voleyciler, sevgili izleyicilerimiz. Ve ekibi sen istersen 11'i açıkla. Yok sen söyle. Müdürüm. Zaten sen var, İkimiz. Ben var. Bir de Urkan Kulukçu gelecek, bu kadar basit. Evet sevgili arkadaşlar, lütfen hep beraber Volya platformunda buluşalım. Benim de üyeliğim var. Serdar İçelikler'in, Urkan Kulukçu'nun, Evren Göz'ün ve diğer bütün arkadaşlarımızın. Sizleri de oraya bekliyoruz. Hep beraber orada futbol sohbetleri yapmaya çalışalım. Lütfen rica ediyorum. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Volya'ya üye olmanızı istiyorum. Üye olmanızı rica ediyorum. Bu sizin için de iyi olacak. Bizim için de iyi olacak. %100 yerli bir oluşum ve bir uygulama Vole. Burada sadece futboldan konuşuyoruz. Ağırlıklı futboldan ve spordan sohbet ediyoruz. Twitter'ı, Instagram'ı birleştiren ve sadece futbola odaklı yapan, spora odaklı yapan bir uygulama. Vole'de sizin de olmanız, üye olmanız sizin için de iyi, bizim için de iyi. Lütfen sizi de bekliyoruz. Siz yoksanız bir kişi eksiyiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Tahsildaroğlu sundu.